Arkadaşlar hazırlandık. Şu an saat 4'e geliyor. Hani havalar biraz daha serinlesin dedik. Serinlemez de güneş biraz hafifler dedik. Hazırlandık işte. Şimdi çıkıyoruz. Çocukları giydirdim dediğim gibi. Biz de hazırlandık. Ayakkabılarını giyecekler. Ben de bugün böyle giyindim. Böyle gömleğimi. Böyle bir şal taktım. Bu şekilde altıma da babet giyeceğim. Bu sefer de böyle. Nefesi zaten gördünüz. Şimdi çıkalım, 114'te gideceğiz. O da inşallah erken gelir. Suyu dök daha. Neyini? Çorabı. E çorabın var işte anne. Anne çorabımı döktüm. Heh, nefesin çorabı bak. Spor ayakkabısının çorabı. Spor çorabı. Evet, spor çorabı. O AVM'de hani oyun alanında nefes orası ıslak. Çorapsız almıyorlar. Onun için çorap giydirdim. Hani spor ayakkabısı eksin. Normalde terlik de giderdi de. Onun için yani şey çorap giydirdim. Şimdi biz çıkalım arkadaşlar. Çok geç kalmayalım. Görüşürüz orada. Canlarım biz çıktık. Nefesin okulu için kimlik fotokopisi falan çektirmem lazımdı. Ay çok yakından tutuyorum yine. Seher'in de işi vardı. O da fotokopi çıkardı işiyle ilgili. Onları hallettik. Vallahi yarım saat orada durduk. Çocuklar da biliyorsunuz. Can Muhammed arabadan indi. Nefes. Nefes de hiç durmadı. Neyse hallettik. Şimdi gidiyoruz. İnşallah otobüs erken gelir. Biliyorsunuz her zamanki gibi Adana. Çok sıcak hava, çok sıcak. Seher az önce diyor ki ay abla hemen otobüs gelse ya diyor, korkuyorum diyor sıcaktan. Vallahi. Ne dedin kızım sen? Hey, kaç defa söyledik nefes, tamam nefes oyun alanına gidiyor. Başlığımız da bu. Günlerden bir gün yine nefesin günüydü. Değil mi? Başlığımız da olsun. Ay bura esiyor işte abla. Gölgeden git nefes, gölgeden. Beynine güneş geçmesin. Şapkalarını da almadık. Unuttuk. Gerçi Can Muhammed takmıyor. 121 geçti. 114 devamlı geliyor gerçi, değil mi? Arkadaşlar biz geldik Optimum'a. Şöyle H&M'e girdik. Anne, oyun alanı. Tamam annem, biraz gezdikten sonra oyun alanı. 160 liradan başlayan fiyatlarla. Ne kadarmış? 160 lira. Çok güzel ama yeşil rengi de var. Şöyle kahverengisi. Şöyle düz siyahı. Gel nefes. Şu pantolonlar. Ay bu pantolonlar çok güzel Serva. Ama bir yırtıkmış. Ne kadar? Oo, 550 lira. Serva pantolon 550 lira. O bol kaç ama? Ay çok güzel ama. İşte ben böyle istiyorum Serva. Siyah bol paça. Bir de şey, kot rengi bol paça bak. Böyle bunu vücuda yapışmıyor bol. 350 lira ama. Şunun rengi de güzelmiş. Bu da 550 lira. Başka neler var? Heh. Şöyle koyu kot varmış. Ha, bu da 460 lira canlarım. Ha, şu elbise çok tatlı ya. 460 lira fiyatını görüyorsunuz. Şöyle boydan çekeyim. Kışlık ürünler gelmeye başlamış. Seher, kışlık ürünler gelmeye başlamış ha. Şöyle sivitler. Bu sivitler ne kadarmış? Çok tatlı. Bakayım. 320 lira canlarım fiyatı. Her şey ateş pahası. Gel bir de şey, çocuk bölümüne gidelim. Oradaki şeyler arkadaşlar çok güzel. H&M'in ürünleri çok güzel. Çocuk bölümü, bebek bölümü. Çocuk bölümü yukarı çıktığı zamanı. Ha, yukarı çıktığı zamanı. Koton'a girelim bir de, evet. Şöyle Adel ve Adil İpek, İpek yol. Buralara girmiyoruz çünkü aşırı pahalı. Tamam, bir tane senin şey yukarıda. Koton. Quiz. Ha, çanta. Koton cıvıl cıvıl, bakar mısınız? Çok güzel. Ay rengarenk. İndirim diyor. Sezon sonu indirim başlamış ha.
Aslında var ya, şimdiden alacaksın ay yazlık ürünleri. Böyle sezon sonu alacaksın. 380 lira bu pantolon. Ama güzel abi. Ay işte ser, ben bu kot rengi istiyorum, anladın mı? Çok güzel bu renk bak. Nefes düşersin annem. Şunlar rengine tatlı. Etek mi bu? Ha yok, elbiseymiş. Ay çok güzel ama kot rengi ya. Turuncuların hakim olduğu. Bak bu paça pantolonla. 350 lira. Güzel ama. Aha. Beğendim yani. Ha, bu tişörtler nasılmış? Bunlar 100 lira. Peşin fiyatına. Şöyle. 100 lira bu tişörtler. Evde giymelik ha. Öyle dışarıda falan yani. Ha şu elbiselere bak. Bunlar arkadaşlar son kalan ürünlermiş. Seher diyor bunlar ucuz oluyor abla diyor. Hani ne kadar olur mesela ucuz? Fiyatı yazmıyor baksana. Şöyle abiye elbiseler. Öyle. Ondan sonra şöyle kısalar var. Arkadaşlar bir tanesinin fiyatını söyleyeyim. 250 liraymış. İyi kız abiye elbiseye göre. Şöyle de var. Ne anladım? Çantalar. Seher çanta siparişi verdi arkadaşlar. Kaç haftadır bir türlü gelmiyor. Bebeğim senin yukarıda oyun alanın. Burası değil. Nefes ama bizdeki kart yukarıya şey. Herhalde oraya uygun değil mi? Burada bir şey yok gibi de. Kumla oynayacaksın Nefes. He? Nerede pantolonlar? Nefes hemen gitti. Bak hele Nefes. Üst kırımlar gelmiş. Dar paça bunlar hep. Değil mi? 370 lira. Ha? Heh, bol bunlar değil mi? Oo, bu da çok bol kız. 530. Ama bir de çok, bir de yırtık. Gel, müzik de çalıyor ama. Gel gel. Arkadaşlar şu çizmeyi göstereyim size. Ay çok güzel ya. Ben böyle çizmeleri çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da neymiş? 1299, 1300 lira. Arkadaşlar şu gömlekten benim vardı. Can Muhammed'in de vardı. Şahin'le eşimle nefesi alacaktık böyle. Kısmet olmadı. Bunu görünce aklıma geldi. Böyle dördümüz aynı giyinecektik. Hatta eski videolarımda var. Eşim deniyor üstüne. Sonra biz şey diyoruz. İnternette daha ucuz diyoruz. Oradan alırız diyoruz. Sonra işte almadık. Ne olduysa böyle. Bunu görünce aklıma geldi. Ne kadarmış bunun fiyatı? 200 lira. Hadi gidelim. Yukarı çıkalım böyle, English Home, ondan sonra Karaca falan.
Onlara bakalım. Sonra da nefesi oyun alanına. Yuhu yapıyor. Yuhu. Ay ne tatlı bu ya. Güzel yemek takımı çok güzel. Bak. Şöyle sırayı. Gel hadi nefes, dikkatli ol. Kırılacak eşyalar var burada annem, tamam mı? Aa şu çay bardakları. Fiyatları yazmıyor ama bunların. Fincanlar. İki kişilik fincanlar. Ve şekerlik. Nasıl şey oluyor herhalde böyle sirke falan koymak için. Gelsene Seher içeri. Ha, bu çiçeklerin fiyatı yazıyormuş. 150 lira. Nevresim takımları şöyle. Bunların fiyatı da 1 milyar. Ay şu kupalar. Seher. Seher baksana. Çok güzel. Çay bardağı takımı çok güzel. Sade ve şık. Böyle. Ay şu fincan da. Nefes çok güzeller değil mi? Hı-hı. Alacak mısın bana bunlardan? Ha, çok güzel bunlar ya. Baharatlık böyle hani kahve, çay falan koymak için. Ay bu da çok güzel ya. Bak böyle bir takım işte sen üçlü. Bak. Üçlü gerçi fazla olur da hani. Ama çok güzel. Fiyatı ne kadar acaba? Bunların fiyatı niye yazmıyor? Başka ne varmış? Kilim mi şöyle ha? Paspas gibi. Ay şurayı böyle kapak fotoğrafı yapacağım. Çok güzel burası bak. Şöyle gösterim canlarım. Sen bak çerçeve çok güzel. Şahin'le benim resmim, bir de Can Muhammed'le Nefes'in resmi için ha. Çok güzel değil mi? Ama gold olmasaydı keşke ya. Fiyat nerede yazıyor mu? 300 lira. Ay 300 liraya bir çerçeve. Şu da çok güzel, şöyle konsola koymak için. Şöyle çerçeveler. Ay burası sıcak ha. Aha şu halılar. Kullananlar var böyle. Fiyatları yazmıyor arkadaşlar bazı ürünlerin, onun için söylemiyorum. Mesela bu neyse, bu balık şeklinde, bu 800 liraymış şu hasır şey var ya. Bu çiçek, sadece çiçek 180 lira. Kalanlarla vermiş 250 lira. Anne diken çiçeği mi? O süs annem, obje gibi bir şey öyle. Ay nefes şu yastıklara bak, çok güzeller bak. İleride nefes sana böyle hani yatak aldığımız zaman, baz aldığımız zaman böyle koyarız şeye. Yatağına. Ne kadarmış? 100 lira. Aa nefes harfli bak. Harfli yastık. N harfinde alırız sonra, daha sonra. İnşallah. Değil mi? Hani N harfi yok ki. N harfi o öyle. Şöyle bak. Bu iki tarafı. Kalpli yok annem. Yuvarlak onlar. Şu saksı gibi bir diyeyim artık arkadaşlar. 350 lira. Yok. İlk peşin fiyat, indirimli peşin indirimli ha. Buraya çizik atmışlar. Niye böyle yapmışlar ben anlamadım. Heh. Ay burada çok güzel nefes.
çok güzel kızım. Hadi gel. Burada da çerçeveler var ama ay ben böyle sevmem kahverengi. Şu koku nasılmış şöyle bakayım. Mükemmel kokuyor bu koku. Tam annemin seveceği yerler burası var ya. Ay. Nefes. Ne kadar be? Ay 40 lira. Heh. O ne için nefes? Bakayım o neymiş. Kirli sepeti mi acaba? Anne bunu bebek kaçırdı. Bilmiyorum ki o ney ki annem valla. Ben de çözemedim. Teyzen nerede? Şöyle de çerçeve var. Başka her yeri çektim size. Aa şu sıvı sabunluk ne kadar güzel. Nefes çok güzel değil mi? Anne, ne kadarmış? 110 lira. Tah yok 100 liraymış. Heh, nefes de eline sıkıyor. Dur annem kırılırsın şimdi. Kırılır dur. Hadi gel gidelim. Teyze hoş gitti. Ay ben böyle sade şeyleri çok seviyorum ya. 1 milyar. Şöyle. Yastık yok içerisinde. Nefesin yerine geldik. Ne istiyorsun? Oyun alanı mı? Tamam. Tamam aşkım her zamanki gittiğin yer gel. Geç hadi. Şuradan karta bakalım. Ne kadar kalmış içinde. Prenses hadi. İçeride çıkaracakmış annem. Gir içeri. Hadi iyi eğlenceler annem. Görüşürüz. Biz buradayız. Prensesim. Aşkım. Her şeyde oyna tamam mı nefesim? Heh. Ayakkabılarını bir yere koyuyor musunuz? İçeride dolap var. Nefes dolaba koy bak orada dolap varmış. Heh. Öpücük at annene. Seni seviyorum. Hadi. Bay bay. Kurban olurum yarada. Teyzesi baba nasıl seviniyorsun sen? Nefes. Nefesim. Kurban olurum yaradana. Baba. Hoppala. He hepsini. Oy kurban olurum yaradana. Bak hele ya nasıl mutlu oluyor. Gitti ama. Şimdi hemen arkadaş bulur serkenle. Bir saat iyi ya. Bir saat oynasın. Geçen yükletmiştik ya arkadaş. Ay burası da çok sıcak. Oradan para kaldı. Burada da hani şey aynı yere getirdik yine. Optimum'a işte söyledim. Optimum'a geldik. Tekrardan burayı istedi. Teyzesi de işe başlamadan önce hani gidelim dedik böyle. Dün de babasının yanına gittik yani. İster istemez biraz hani şey oldu. Bugün de mutlu ediliyorum kuzumu. Zaten hani doktor dedi yani. Bir gün mesela babasının yanına götürüyorsan ertesi gün mutlu edecek şeyler yap dedi. Elimden geldiğince hani yapmaya çalışıyorum. Can Muhammed'imiz de uyuyor ablaları. Gösterim onu da size. Benim kuzum da burada uyuyor ablaları bakın. Oy. Gel otur. Hoppala. Oturdu. Can Muhammed bak. Hadi yap.
Çok mu terledin anne? Bana oğlum acıktın mı? Tamam acıktım. Nefes. Eğlendin mi? Gel saçını kurutalım. Gel saçını kurutalım. Abla şunu tutun. Arkadaşlar biz eve geldik. Bayağı bir oldu eve geleli. Ay size bir şey anlatacağım. Efendim. Tamam. Hemen diyor ki benim kustuğumu söyle, onu söyleyecektim. Biz arkadaşlar ne zaman oyun alanına gitsek, optimuma gitsek nefes, geçen gittiğimizde de karnım ağrıyor dedi. Affedersiniz istifra etti. Ondan sonra bu gittiğimizde de şeyden çıktıktan sonra, oyun alanından çıktıktan sonra karnım ağrıyor dedi. karnım ağrıyor dedi arkadaşlar. Ondan sonra acıktım dedi. Neyse bir şeyler aldım. Yemedi. Can Muhammed yedi de bu karnını iyice doyurdu, yemedi. Ondan sonra nefes devamlı karnım ağrıyor. Affedersiniz otobüsün içinde istifra etti. Ondan sonra yolda yürürken otobüsten indikten sonra yolda böyle bir baktık. Böyle fışkırttı yani. Kola falan içmişti. Biraz patates yemişti. Onları işte. Yani ben anlamadım. O çocuk niye acaba öyle her oyun alanına gidince öyle karnım ağrıyordu. Böyle yürümeye ağrıyor. Böyle iki bitlim oluyordu. Bir teyzesi kucağına aldı. Bir ben kucağıma aldım arkadaşlar. Orası sıcak, klima da yok. Ne anne? Böyle yani gördünüz, fön makinesiyle kuruttum. Yani bir saçmalık ya. Cayır cayır yanıyor oranın içi. Nasıl bir yer ben anlamıyorum. Nefes daha. Şimdi lavaboda gerçekten çok kötü. Şimdi ona şunu pişireceğim. Ondan sonra nane limon yaparım. Öyle uzansın, dinlensin. Çünkü hasta yani, hiç hali yok. Bir daha götürmeyeceğim. Ben dedim nefes seni bir daha götürmeyeceğim. Götürme anne dedi zaten. Kötü oluyor yavrum. Öyle arkadaşlar, şimdi biz de çay demleriz kendimize. Bir otururuz valla. Öyle bir yorulduk ki parmağım geliyor. Çok yorulduk. Görüyorsunuz şu teli, görüyorsunuz değil mi? Oturduğum yerde böyle. Aşırı sıcak, aşırı sıcak. Oh, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar benim kızım hasta olmuş ya. Kaç defa istifra etti bugün. Geçti mi? Karnı da ağrıyormuş. Ne anlaşıyorum? Tamam. Geçti mi karnının ağrısı annem? Ne annem? Tamam, getireceğim kızım. Hani? Ha, tamam. Burada da veda edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki vloglarda görüşürüz. Onu da unutmuyor. Bye bye.